Merhaba sevgili gençler. Bir parabolde orijinden çizilen teğetler birbirlerine dikse delta eşittir eksi 1 diyorduk hatırlarsanız. Yani size verilen ikinci dereceden denklemin diskriminantını eksi 1'e eşitleyin ve çözüme ulaşın diyorduk. Bu pratik bilgiyi veriyorduk hatırlarsanız. Şimdi bu pratik bilgiyi parabol bilgisiyle ispatlayacağız. Yani parabol kullanarak ispatlayacağız ve aynı zamanda türev bildiğiniz için bir de bunu türev yoluyla çözeceğiz. Ve artık bu ezber bilgiden tamamen kurtulacaksınız. Yani hala sizde kalsın ama en azından nereden geldiğini anlayın sevgili gençler. Hemen parabol bilgisiyle bir bunu ispatlayalım sevgili gençler. Birinci yolumuz bu olsun. Parabol bilgisiyle ispatlama. Şimdi ben diyorum ki bize yani sadece bunun için konuşmayalım, genel konuşalım. Herhangi bir parabol de verilebilir çünkü bize. Onun için şöyle alelade bir parabol alalım. Yani diyelim ki bunun denklemi y eşittir. Ax kare artı bx artı c olsun efendim. Şimdi buna bir tane teğet çizilmiş olsun. Bu çizdiğimiz teğet orijinden geçiyor, onu unutmayalım. Şimdi sevgili gençler orijinden geçiyor. Normalde doğrunun denklemi y eşittir mx artı n tipinde yazdığımızda orijinden geçen bir doğru için y eşittir mx tipindedir diyebiliyorduk. Bir doğru bir parabole teğetse ortak çözümün diskriminantı da sıfıra eşitti yani deltası. Ortak çözümü nasıl yapıyorduk? Y'leri birbirlerine eşitliyorduk. O halde hemen eşitleyelim. Yani ax kare artı bx artı c eşittir mx diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu mx'i bu tarafa attığımda elde ettiğim ikinci derecenin denklemin diskriminantını sıfıra eşitleyeceğim. Unutma. Ax kare artı direkt x parantezinde b eksi mx artı c eşittir 0 yazalım. Ve buranın diskriminantının sıfıra eşit olduğunu bildiğim için hemen diskriminantını sıfıra eşitleyelim. Buradaki x'in katsayısı b eksi m ve ben bunun karesini almak istiyorum. Çünkü b'nin karesiydi. B eksi m'nin karesi eksi 4ac 4. A dediğim burada da a, c dediğim burada da c arkadaşlar. A çarpı c eşittir 0 olmalı. Şimdi kopma. Bir şuradaki tam kareyi açacağım arkadaşlar. Yani bu ifadenin karesini. B'nin karesi eksi 2 tane BM artı M'nin karesi eksi 4 tane AC eşittir ne olacak? 0 olacak. Bak sadece bir düzenleme yapıyorum. Çok güzel bir düzenleme olacak. Burada M'ye bağlı bir denklem buldum aslında ikinci dereceden. M'nin karesi eksi 2 BM. Buradaki B kareyi şöyle sağ tarafta konumlandırırsak b kare eksi 4ac eşittir 0 yaptı. İş tam olarak burada kopuyor arkadaşlar. Bakın artık ben m'ye bağlı bir ikinci dereceden denklem buldum. Ve buradan gelen köklerimiz m1 ve m2 dersek arkadaşlar m1 çarpı m2 bizim için aslında c bölü a değil mi? Buradaki a m'ye bağlı olduğu için m karenin katsayısı. Buradaki c de arkadaşlar işte şu sondaki m'siz kısım yani sabit sayı. O halde burası da neye eşit? C bölü a'dan b kare eksi 4ac eşit. Ya hocam bu b kare eksi 4ac dediğim bize verilen buradaki ikinci dereceden denklemin diskriminantı değil mi? Evet. Nasıl eksi 1 oluyor? Çünkü m yerine birinci kök m1'i yazdığımızda bir teğeti, ikinci kök yazdığımızda ikinci teğeti bulacağız. E eşittir m2x ve bunlar birbirine dik olduğu için eğimleri çarpımı yani m1 ile m2'nin çarpımı ne olacak? Eksi 1. M1 çarpı m2 eksi 1 ise o halde bakın delta eşittir eksi 1 bilgisine otomatikman kavuşmuş oluyorsunuz. Peki bu kadar ispatladık. Bir de delta eşittir eksi 1'den çözümü sunalım. Yani bu birinci çözüm olsun. Bu ispattan sonra. Şimdi birinci çözümde demek ki orijinden çizilen teğetler birbirine dikse delta eşittir eksi 1 yazabiliyormuşuz. Diskriminantı bize verilen ifadenin diskriminantı b'nin karesi yani oradaki eksi a'nın karesi a kare. Eksi 4 çarpı a dediğim x karenin katsayısı 1 c dediğimse 3 eşittir eksi 1 olmalıymış. Buradan a kare eksi 12 eşittir eksi 1. Buradan a kare eşittir 11'miş sevgili gençler. Yani yanıtımız B seçeneğiymiş. Şimdi biz birinci yolla çözdük. Ancak ne dedik? Türevle de çözeceğiz. Onun için şimdi kopma bu çözümü siliyorum. Tekrar türeve odaklanalım. Şimdi çözümün tamamını sildim. Şimdi de arkadaşlar türev kullanarak bu soruyu çözelim. Şimdi dikkatle dinle lütfen. Sevgili gençler çocuk geldiği için video bölündü ama kaldığımız yerden devam edelim hemen. Şimdi türevle çözümüne bakıyoruz. Türevle çözüm için de yine bize bir parabol, bir tane de teğet lazım. İki tane teğet ama diğerini de çizeceğiz. Şimdi bir teğetimiz şuradan olsun arkadaşlar. Şuradan teğet olmuş olsun. Ve buradaki teğet olan noktanın koordinatlarına K'ya FK diyelim. Siz K'ye alıştınız ama ben hala alışamadım. Eskiden beri K kullandığımız için kusurumuza bakmayın. Şimdi K'ya FK noktasında bu doğru, bu parabole teğet olsun. Türev dediğimiz şey neydi aslında? Teğetin eğimi değil mi? Yani noktadaki teğetin eğimi demekti. O halde ben bize verilen fonksiyonun bir türevini alalım. F'in türevi x eşittir. 2x eksi a dediğimde ben. Burada x yerine eğer k yazarsam yani bu noktanın apsisini
O halde o noktadaki türevi bulmuş olacağım. Neyin türevini? Bu kırmızı teğetinin türevini. Yani 2k-a, teğetin eğimini daha doğrusu türevini değil de bu teğetin eğimini bulmuş olacağım. Bu teğetin eğimini ben bu noktanın orijinden geçtiğini bildiğim için bu doğrunun bu iki noktadan da hesaplayamaz mıyım? Yani y'ler farkı bölü x'ler farkı. Bu da bize fk bölü k'yı verecek. Aslında bu da arkadaşlar fk bölü k'ya eşitmiş. Ya da diyelim ki işte hocam iki nokta arasından ben hesaplamayı unuttum derseniz de sonuçta 0'a 0 burada şöyle hayal olarak bir koordinat eksenini çizin. Bu noktanın eğimini hesaplarken burası k birim, burası da fk birim. Karşı bölü komşu. O halde fk bölü k'yı verecek gene size. Hemen k'yı karşıya attım. 2 tane k'nın karesi eksi ak eşittir fk. Hocam fk ne? X yerine bakın burada k yazılmış hali. O halde hemen yazalım. K kare eksi ak artı 3 oldu. Şimdi buradaki ak'lar birbirlerini götürdü efendim. K'nın karesini bu tarafa attık ve k'nın karesi eşittir 3'ü yakaladık. Şimdi k'nın karesi 3 ise burada k eşittir kök 3 ve k eşittir eksi kök 3 değeri. Yani k'ya kök 3 verdiğimde farklı bir doğrunun eğimi, k'ya eksi kök 3 verdiğimde farklı bir doğrunun eğimi. O farklı doğru dediğim şey ne arkadaşlar? Hemen şu. Şurayı şöyle birleştirdiğimizde aslında şuradaki doğrunun eğimini bulacağız. Yani diğer teğetin eğimini bulacağız. Diğer teğetin eğimini de yani şuradaki eksi kök 3'teki, buradaki de kök 3'teki olacak. Diğer teğetin eğimiyle çarpımları ne olacak arkadaşlar? Eksi 1 çünkü birbirlerine dikmiş bunlar. O halde k yerine kök 3 yazdığımda bir tane eğim buluyorum. Yani 2 kök 3 eksi a. Diğer taraftan k yerine eksi kök 3 yazarsam diğer eğim buluyorum. Eksi 2 kök 3 eksi a ve bu eğimler çarpımı haliyle eksi 1 olmalı. Bakın şurada kolay işlem yapmak adına burayı bir eksi parantezine alayım. Yani eksiyi şöyle dışa attığımda 2 tane kök 3 eksi a çarpı 2 kök 3 artı a yakalayacağım. Eşittir eksi 1. Buradaki eksi ile buradaki eksi birbirlerinin artılar. Burada bir 2 kare farkı var sevgili gençler. 2 kök 3'ün karesi 12 eksi a'nın karesi a kare eşittir 1 olacak. A kareyi bu tarafa 1'i bu tarafa atarsak eşitliğin sağ tarafında a kare kalırken sol tarafında ne kalacak? 11. Yani az önce bulduğumuz sonuçta aynı sonucu bulduk arkadaşlar. Bu da türev çözümüydü. Umarım size faydalı olmuştur. İyi çalışmalar dilerim. Başarılar sevgili gençler.